Hocam, iki elinle tut şu bidonu. Su bir nimettir, yarısı dışarı akıyor. Dereciğim, bu 250 yıldır boşa akıyor zaten bu çeşme. Ben bidonu aldığım zaman da boşa akmaya devam edecek yani. Sus! Bana cevap verme. Daha ikinci bidon dolacak, ikinci bidon. Emrecan! Çok yavaşsın, çok. Dede, ne yapayım? Su yavaş akıyor. Sus! Bana laf yetiştireceğine. Bak, suyun yarısı dışarı akıyor. Dede de iyice çıldırdı ha. Olayı nasıl kampına bağladı iyice. Bana bir şey mi dedi? Yok dedeciğim, olur mu? Ben kendi kendime türkü söylüyordum öyle. Hani filmlerde çeşme başına türkü söylerler ya işte. Yani mırıldanıyordum. Daha yüksek söyle. Ne? Evladım, sen türkü söyleyeceğim dedin ya. Söyle o türkünü de sesine bakacağım. Niye önümüzdeki sene beni Eurovision'a mı gönderecek? Söyle dedim. Bir şey mi dedin ha? Of of of, aman. Çeşme başı duman. Mahallenin kızları bana hayran. Yok, sevmedim bu türküyü. Değiştir, başka türkü söyle. Söylesene oğlum. Bir taş attım pencereye, tık dedi. Ha. Anası çıktı, kızım evde. Yok dedi, ha. Vay vay. Anası çıktı, kızım evde. Çok güzel yok türküdür bu. Ben de severim. Devam et, devam et. Anası çıktı, kızım evde. Yok dedi, vay vay. İnanmazsan çık yukarı bak dedi. Armut dalda, kız balkonda. Sallanır vay vay. Şeker yemiş dudakları. Ballanır vay vay. İyice sıktın mı kapakları? Sıktım işte dedeciğim. İyi, haydi öyleyse. Marş marş. Oğlum yürüsene. Ben yürüyeceğim ama bunlar yürümüyor dede. Nasıl yani? İki tane küçük bidoncuğu taşıyamıyor musun? Küçük bidoncuk mu? Ben senin yaşındayken bunları ikişer ikişer kaldırırdım. Benim yaşımdayken kadrolu Herkül olduğunuzu bilmiyordum dedeciğim. Emrecan, bir kere daha düştün gözümde. Evet. Tamam, kaldırıyorum şimdi. Kaldırıyorum. Kaldırdım. Kaldırdım bak, kaldırdım. Hadi. Ya dede, bunların ikisi birden çok ağır oldu ama ya. Hadi hadi yürü. Bak bak, şunlara bak. Buyurun dedeciğim, siz önden yürüyün, ben geliyorum. Rahmetli Kuntakin de bile aynı sabah içerisinde bu kadar eziyet çekmemiştir. Emrecan evladım, akşama eve döner miyiz diyorsun? Vallahi ben bir daha evi göremeyecekmişim gibi geliyor dedeciğim. Hani birazdan ambulans da beni alıp hastaneye götüreceklermiş gibi. Öyle bir his var içimde. Ama beni ve belimi ayrı sedyelere yatırmaları gerekecek. Çünkü belim az önce benden ayrıldı. Yani biz bir süredir ayrı yürüyoruz kendisiyle. Yazık yazık. Ne biçim gençsin sen? Ben sabah çok gençtim. Aa, sen sandığımdan da çelimsiz biriymişsin meğer. İki tane bidonu taşıyacağım diye yarım saattir ağlıyorsun. Kim, ben mi çelimsizim? Müsaade ederseniz size pazularımı göstereyim dedeciğim. Buyurun, burada bir tane var. Bir tane de aynısından burada var. Hatta mahalleye gidince çocuklara sorun. Onlar anlatır size sağımın öldürdüğünü, solumun hafıza sildirdiğini. Eyvah eyvah. Meğer sen kötü huylarının üstüne bir de mahallede çocuklarla kavga eden serserinin birisisin. Yok ya, ben onu lafın gelişi söyledim dedeciğim ya. Biz hani arada şakalaşırız da çocuklarla ondan. Anladım anladım. Sen sandığımdan da zarar ziyan bir çocukmuşsun.
Ceylan kızım kaçsın da bir an önce kurtulsun senden. Ne alakası var dede ya?